Şimdi en son nerede kalmıştık? Şablonumuzu, Porto Template'in orijinal kodu indirip master page'lere bölmüştük, bölüştürmüştük. Şimdi yapacağımız iş veri tabanı bağlantılarını sağlamak. Bunun için de ilk iş olarak şu menü yapısını veri tabanına bağlayalım, oradan getirelim diyoruz. Şimdi sıfırdan bir veri tabanı oluşturacağız değil mi? Localhost'a bağlan. Sağ tık. Atatürk X veri tabanını oluştur. Bunun içerisine bir tane ana menü tablosu oluşturalım. Şimdi hiyerarşik yapı da söz konusu. Geçen dersimizde hatırlayın, her oluşturduğumuz tablonun içerisine bir tane ID alanı ekliyorduk. Primary key ve auto increment özellikli olan. Şimdi menümüzün, her bir menümüzün bir üst menüsü olabilir. Eğer üst menü 0 ise bu bir ana menüdür anlamına gelecek. Ekleyelim, başlık olsun. Başlık en fazla 100 karakter olsun, daha fazla olmasın. Al bunu böyle yap. Sonra başlığı aldık. Bize bir tane URL lazım. URL'de herhalde 250'yi geçmez diye düşünüyorum. Bir de öncelik lazım bize. Öncelik, bunu da integer diye düşünelim. Varsayılan olarak hepsi 1000 ila başlasın. 750 dediğimiz mesela ikisinin arasına falan sıkıştırma şansımız olur. Bir de gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili bir alan daha ekleyebiliriz. Hani admin'e gireriz, şunu menüden kaldır diyebiliriz. Gerek var mı? Olabilir, belki işimize yarayabilir. Bunu da şimdi boolean olarak değerlendireceğimiz için kod tarafında bunu boolean diye değerlendirsin diye tinint veri tipini ve uzunluğunu 1 diye seçiyorum. Varsayılan olarak hepsinin default değeri true olsun diyorum ve kaydediyorum. Sonra geliyorum indekslere. Bu bir indeks alan olacak çünkü habire sorgulayıp duracağız. Göster alanı da aynı şekilde key alanı olabilir. Öncelik de aynı şekilde bir key alan olabilir. Gerisi key değil. Şimdi veri tabanı bağlantısına geçelim. Bunun için önce add new project'ten bir class library ekliyorum. Buna ne diyelim? Atatürk x.dal. Dal'ın açılımı neydi? Data access layer. Veri tabanına erişim katmanı. Bunun içerisindeki deli şeyi, class 1'i gereksiz diye siliyorum. Şimdi gelelim sistemimize MySQL'i kullandırabilir hale getirmeye. Bunun için ne yapacağım? Şuradan Manage NuGet Packages'lar var. Tıkladık. Installed'lar bunlar. Daha henüz bir şey eklemedik. Araya diyelim. Tabii internet lazım bize. MySQL diye aratıyorum. MySQL data bunu eklesin. Sonra eksik bir şey var mı? Yine MySQL entity'yi yükleyelim. MySQL entity. Bakalım hata alacak mıyız? Yükledi mi? Benden bir onay mı bekliyor şu an? Okey. Onu da yükledi. Install kısmına bir gelelim bakalım. İkisini yükledi. MySQL data'yı ve entity'yi. Şimdi şu application config içerisinde bazı ayarlar yapmamızı isteyecek bizden. Neden? Çünkü add new item deyince, eğer hata vermezse tabii. Hata vermezse sıkıntı yok. Şurada entity data modelimizi seçtik. Ne diyelim buna? Atatürk X model diyelim. Devam. Veri tabanından halledeceğiz bu işi diyoruz. Yeni bir bağlantı oluşturuyoruz. Şurada MySQL'i gördük. Güzel. Burada MySQL'i görebilmemiz için sisteme bazı programcıkları kurmamız gerekiyor. Nereden yapalım bunu? Şuradan göstereyim size. Bilgisayar, program ekle kaldır.
MySQL. MySQL. Şimdi şunu kurmanız gerekiyor. Konektör neti. ODBC 5.3'ü de kurduk. Sonra şu ekranda şunun çıkabilmesi için ufak bir programcıya daha ihtiyacımız var. O da MySQL for Visual Studio 1.2.6. Bunları sırasıyla kurmanız önemli tabii. O da ayrı bir konu. Örneğin konektör neti kurmadan önce şunu kurmanız gerekiyor. MySQL for Visual Studio'yu kurmanız gerekiyor. Ardından konektör neti kurmanız gerekiyor. Açık MySQL'in açıklama sayfalarında hepsi yazıyor. Oradan inceleyebilirsiniz. Continue diyelim. Nereye bağlanacağız? Localhost'a bağlanacağız. Şifrem bu. Nereye, hangi veri tabanına bağlanacağız? Atatürk X veri tabanına bağlanacağız. Test connections true mu? Evet. Okey dedik. Bunu yazsın tabii ki. Baş harfini büyüteyim. Atatürk X entities next. Hangi veri tabanlarını şu an sisteme dahil edeceğiz? Düzeltiyorum. Hangi tabloları veri tabanına dahil edeceğiz? Zaten bir tane tablomuz var. Şunun baş harfini de A'yı büyütüyorum. Şunları seçebiliriz ama gerek yok. Finish. Şimdi kapansın, açılsın, anlatacağım. Şu tabloların baş harflerini düzeltiyorum. Son şeyine son harf olarak bir S tagi ekliyor. Ha. Tamam mı? Şu. Bu da eğer sistemimizde foreign key'ler, primary key'ler eşlenik durumdaysa o yapıyı da otomatik dahil ediyor. Ama bizde yani ben kullanmıyorum şahsen şu MySQL tarafındaki foreign key, primary key eşleştirmelerini. Burası biraz uzun sürüyor, evet. Şu an olmuş gibi duruyor. Bir kontrol edelim. Atatürk X modelimiz burada. Context txt'ye bakıyoruz. Oluşturulan CS dosyasına bakıyoruz. Şimdi bu bize ana menüyü veriyor ama eskiden alışık olduğumuz add to ile başlayan metotlar burada yok. Şimdi size güzel bir örnek beraber iş yapmaya çalışalım. Örnek güzel bir iş yapmaya çalışalım. Şimdi şurada DB set oluşturan yere bakalım. Burası oluşturuyor. Başka yerde yok. Başında virtual var. Tamam. Şimdi şu DB seti çağıran metoda bakalım. Burası çağırıyor onu. DB set initializer diyor. For each diyor. DB set diyor. Evet. O zaman ben şu yapıyı alsam. Şunun başına düzgün bir şekilde alsam tabii ki. Şimdi şu bunun, bu bunun. O zaman şöyle komple alayım. Aldım. Vesaire vesaire. DB set değil. Add to diyelim. Entity set entity entity nasıl okunuyorsa. Şimdi oradan konteynerin adı nereden gelecek onu inceleyelim bakalım beraber şimdi. Ctrl Z başlayalım. Bundaki amacım şu. Şimdi bu DB setlerin başına add to DB set hikayesini oluşturalım. Add to alt-db set yapısını oluşturalım. Şimdi bu bize ne oluşturacak? Public oluşturacak. Virtual oluşturmasına gerek var mı? Virtual'luk bir şey yok. Şunun başına add to alt-db getirsin. Tablonun adını getirecek şimdi. Şunu getirecek. Yapıştıralım. Sonra açacak metodu. Değil mi? Add to diyecek. Bir tane parametre alacak. Parametresi alacak. Sonra açacak parantezi. Kapatacak. Yapacağı iş ne olacak o zaman? DB set
değil. Şimdi burayı arkadaşlar kusura bakmayın da durdurup yapmak için. Şimdi arkadaşlar son halimizi yaptığımız kodları bir inceleyelim. Şu DBS zaten otomatik gelmişti. Ben bunları iki defa kopyaladım. Birinin adını addToDBSet dedim. Diğerinin adına deleteDBSet dedim. Sonra bunun başına public void addTo tablonun adı. Tablonun adı A. This tablonun adı addA diyerek listeye ekledik. Delete metodunda da this nokta tablonun adı nokta removeA dedik. Metodumuzun adına da public void delete alt tere tablonun adı şeklinde verdik. Böylece otomatikman şu iki satır oluşmuş oldu. Eğer tablomuza yeni bir veri tabanımıza yeni bir tablo eklersek ASD tablosu. Hemen deneme yapalım. Primary auto increment içerisine bir ASD integer kaydet. Sonra şunları kapatalım. Modelimizi açalım. Sağ tık update diyelim. Yeni eklenen tablo otomatik bulunacak. ASD tablosu. Bunu ekle dedik. Otomatikman şu CS dosyası içerisinde baktığımızda o iki satır var diye 4 tane o satırlardan oluşmuş olduğunu göreceğiz. Eksik olan bir şey mi var? Nerede? Kaydetmedik ki. Kaydet. Tam burayı değiştir de kaydede bastığımızda o satırlar oluşuyor. Ctrl C'ye bastık, kaydettik. Şimdi otomatikman bakın şuraya bir class yapısı geldi. İçerisinde alanlar var, tablodaki alanlar. Ve şurada da bizim eklediğimiz addTo, addTo, delete, delete. Gördük mü? Güzel bir sistem. Bunu varsayılan olarak bize sunmuyor. Eklemek istediğimiz zaman işte ana menü nokta add dememiz lazım. Yani add to bizim eski alışkanlığımız ya. O yüzden şu dosyalar üzerinde ufak değişiklik yaptık. Bu yapıyı yine eski usule benzer bir şekilde yani eski alışkanlıklarımıza devam edebilmemiz için kullanılabilir hale getirdik. O zaman şimdi şuradan ASD tablosunu silebiliriz. Sistemin çalıştığını kanaat getirdiğimize göre değil mi? Diyagramı bul. ASD'ye sağ tık. Delete de kaydet. Kaydedince otomatikman silinmiş olacak. Baktığımızda bunun doğru olduğunu görüyoruz. Sıkıntı yok. Rebuild dediğimizde yine build ediyor. Succeeded. Gayet güzel. Şimdi şu web projemize dalı da import etmemiz gerekiyor değil mi? Yani referans olarak göstermemiz lazım. Info'yu daha önce yapmıştık. Dalı da aynı şekilde ekliyorum. Şimdi bu dalın içerisine bir tane ana menü DB diye bir class ekleyeyim. Ana menü ile ilgili işlemlerimiz orada gerçekleşecek çünkü. Ana menü DB büyüsü küçük, DB'si büyük. Sonunda DB olan classlarımız veri tabanıyla bir şekilde alver yapan classlarımız olacak. Public class. Bize şimdi bir menü listesi döndürmesini bekliyoruz. Public list ana menü. Menü. Ana menü gelsin. Ana menü. Getir adı da olsun. Getir olsun. Tık tık. Şimdi varsayılan olarak, şimdi burayı elle yazalım mı? Uzun sürecek ama sürsün, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Varsayılan olarak şimdi list ana menü, ana menü diyelim artık, menü evet. Şimdi rekürsif bir çağrımız olacak. Önce bütün menüleri bir toplayalım bir yerde. Var tüm menüler olsun bunun adı da. Tümü olsun. Tümü daha güzel. Tümü eşittir. Bir using blue içerisinde veri tabanına erişim sağlayacağız şimdi. Var DB new eşittir Atatürk X entities.
tümü eşittir. DB'deki ana menü altındaki bütün gösterilenlerin turu olan kayıtlarını al, toList ile çek. Elimizde tümü şu an hazır. O zaman ana menüleri alalım önce. Ana menüler eşittir. Ana menü ne diyelim? Main menü, ana menü, en üst menü. Üst menü diyelim. Üst menü eşittir. Tümüdeki üst menü ID'si 0 olanları önceliğe göre sırala, elimizde tut. Sonra bunu ne yap? For each döngüsü içerisine sok. Üst menü, üst menü, üst menü. Menünün içerisine altına eklemeye başla. Menü at, ekle, add item, ekle. Sonra bunu bir alt menü oluştur adında bir recursive menünün altına ekle. Şimdi burasına dikkat edeceğiz. Neyi vereceğiz buna? Root olarak item'ı vereceğiz. Tabii başlangıcına menü diyelim. Menünün içerisine ekleyecek. Item'ı ekleyecek. Olduğu gibi duruyor. Hata varsa değiştiririz. Şimdi var alt menü eşittir. Tüm menülerin üst ID'si eşit eşitse bizim item'ımızın ID'sine aldık. Sonra bunları sıraladık. X I, neye göre sıralayacağız? Önceliğe göre sırala, liste çevir. Sonra bir for each döngüsü. Alt menüler arasında döndür. Bunu neye ekleyecek? Menünün item'ını ekleyecek. Menüye ekleyecek. Sonra item niye hata veriyor? Bu item'la bu item çakıştı. O zaman şunun başına bir alt tire ekleriz. Ekledikten sonra alt menü oluştur. Neyi oluşturacağız şimdi? Menüyü standart olarak vereceğiz. Gerçi menü global değil miydi? O zaman buna gerek yok ki. Menü globalde ona gerek yok. Sonra bunun yerine de ne vereceğiz? Item'ı vereceğiz. Evet, güzel. Sonra bunu bu işlemi gerçekleştirdikten sonra elimizde artık bir menü var. Return menü diyebiliriz gibi geliyor bana. Neler yapıyoruz ya, vay anasını, değil mi? Şimdi gelelim bakalım şuraya, ASP.x'imize bir bunu çağıran ve ekrana basan bir kod, test kodu yazmaya. Ana menü, ana menü db, menü db eşittir, new ana menü db, var menüler, menü eşittir, menü db'nin içerisinde ne hatası varmış? Biz eklemedik bunu zaten. Neyse. Menü DB'nin içerisinde getir metodu var bir tane. Ana menü getir. Getirdi. Şimdi bunu bir ekrana yazdıralım. For each menüsü item menünün içerisinde üst ID'si 0 olup önceliğe göre sıralananlar. Ekrana yazdıralım dümdüz. Response item'ın başlığını yazdı. Sonra response alt menüler alalım. Var alt eşittir. Menünün içerisinde üst menü ID'si item'ın ID'sine eşit olup bunu da sıralayan, neye göre sıralayan? Önceliğe göre sıralayan kayıtları al, bir for each döngüsü kur. Item 2 olsun bunun adı da. Nerede dönecek? Altta dönecek. Ona da response write de şöyle bir tire 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 op artı item 2'nin başlığı şeklinde yazsın. Tabii her bir yazıştan sonra ne yapacak? Bir alt satıra geçecek, değil mi? Yoksa fark edemeyiz neyin ne olduğunu.
Noktalı virgülü unuttuk. Onu da yazdık. Onu da yazdık. Şimdi şurada application config içerisinde oluşan connection string'imizi alacağız. Web sitemizin web config'ine yazacağız. Yoksa görmez değil mi? Yoksa görmez. Sonra şurada ufak bir değişiklik yapalım. Şu yıldızlar yerine ne geleceğini biz biliyoruz artık. Atatürk X nokta dal gelecek. İleride garip bir hata oluşuyor bazen. O hatayı engellemek için bunu yapıyoruz. Daltinkurt.com'a bakabilirsiniz neden yaptığım için. Bakalım şimdi çalışacak mı? Vim Browser. Tabi tablomuzda herhangi bir kayıt var mı? Yok. En azından hata olup olmadığını anlamak için bakarız. Ne diyoruz ki? Schema specified is not valid. Atatürk X model has no entity framework provider. Mantıklı. O zaman şuraya da manage NuGet package diyelim. Installed bir şey var mı? Yok. O zaman biz MySQL'i aratalım. Orada ne varsa aynısını buraya da kuralım. Zaten daha önce indirilmişti. O yüzden tekrar indirmiyor. Sadece kuruyor. Add manage NuGet browse entity de kur. Webconf'ye bir şeyler ekledim. Bak kendisi bir şeyler ekledi. Sıkıntı değil. Bu yıl ettiğimizde hata var mı? Yok. F5 diyelim. Şu an bir şey yazmadı çünkü veri tabanımızın tablosunda bir şey yok. Hemen bir şeyler ekleyelim o zaman. Data. Hemen bir ana menü olması lazım değil mi? Ana sayfa nereye gidecek? Root'a. F5. Geldi mi? Gördük değil mi geldiğini? Sonra şunun altına bir alt başlık oluşturalım. Mesela hayatı dedik. Hani olacak ya. Buna tıklanınca bir şeye gitmeyeceğine göre JavaScript void 0 yazabiliriz. İkinci sırada yer alacak. Evet. Bunun altında bir alt başlık olacak. Şuraya ben 2 yazıyorum. 2 nolu menünün alt başlığı şeklinde. İşte şuraya fark etmez. Başlık oluşturuyoruz zaten şu an. Deneme başlıkları. Şunu çoğalsın. H1 tagı anlamında değil bu. Hayatının ikinci maddesi, hayatının üçüncü maddesi tarzında bir şey. Şu sıralamanın çalışıp çalışmadığını test etmek için şuna 3000, buna da 2000 değerini veriyorum. Önce H3 gelecek, sonra H2 gelecek. Bakalım. Anlaşıldı değil mi? Güzel. Şunun birisini 0 yapayım. O 0'ın olduğu menü seçeneği gelmemesi lazım. Gelmiyor. Sıkıntı var mı şu an? Yok gibi. Şimdi yapacağımız iş veri tabanından getirdiğimiz bu bilgileri şuraya uyarlamak. Şunları kapatalım. Kafa karışmasın. Vim kod dedik. Şununla bir işimiz yok. Peki size bir soru. Bu veri tabanı bağlantısını, menü veri tabanı bağlantısını nerede gerçekleşmeli? Header'da. Evet. Yani şurada user control altında header'ımız yok mu? O da bizim menümüz oluşuyor zaten. Doğru yerde miyiz? Bu ULE'ler yan taraftı. Ve şundan sonrası ise bizim header'ımız altındaki menü yapısı. Şu yapıyı bir inceleyelim. Tek bir ULE altında hepsi yerleşmiş durumda. Bunun bir ID'si var. Bu ID tektir. O zaman şu ULE olacak. Eğer alt menüsü varsa, home'un mesela alt menüsü var mıymış? Bakalım portalın temasına. Home'un altında bir alt menü var. O yüzden alt menü olduğu için şurada bir drop down ya da drop down toggle class'ı otomatik ekleniyor. Alt menüsü olmayan mesela demos'a bakalım. Bu demos'ta
Olmayıp burada olan şey nedir? Dropdown klası ve altında da dropdown toggle klası. Öyle değil mi? Bu dropdown toggle klası muhtemelen şuradaki oku sağlıyordur. Var ya, hani aşağı oku hikayesi var ya. O zaman bizim menümüzde de eğer alt menüsü varsa bu dropdown toggle gelecek. Eğer alt menüsü yoksa dropdown toggle klası eklenmeyecek bir başka deyişle. O zaman biz şu yapıyı biraz daha incelesek. Şu bizim işimizi görüyor gibi. Gerisiyle bir işimiz yok. Şunu da sil. Düşünelim. Bu nedir? Features. Şurası. Features'luk da bir işimiz yok. Alt dedim, alt dedim. Evet. Sonra şununla da bir işimiz yok. Bununla da bir işimiz yok. Şununla da bir işimiz yok. O zaman şuraları uçurabiliriz. Menümüz sade bir hal almış olması lazım şu an. Bir de kom menüsü. O zaman gelelim şuraya, ASP bir repeater ekleyeceğiz. Repeater menü diyelim. Runet server. Bunun bir header'ı olacak. Bir de footer'ı olacak. Ve bir de her bir menü seçeneği için bir item template. Bunun footer'ında şunlar sabit zaten. Bu gelecek. Ve kapatılması da footer'da olacak. Onu da buraya ekle. Şundan bir tane örneği alıyorum. Item template'in içerisine yerleştiriyorum. Evet. Bu neymiş? Corporate. Corporate nereden geldi? Şuradan geldi. Bizim bunlarla da bir işimiz yok. Şunları kapatalım o zaman. Dropdown menünün altında değil mi? Landing page. Şunlarla da bir işimiz yok. Alt ana menü ve altında alt menü olsa bizim için yeterli. Alt menünün alt menüsüne o kadar da gerek yok açıkçası, değil mi? Şimdi şu yapıyı da aynı şekilde bir repeater yapısına dönüştüreceğim. ASP repeater ID alt menü diyorum bunu alt artık. Alt menü runet server. Geldik. Şuraya header. Aynı mantıkla bir footer. Oops. Aynı mantıkla bir item template. Şuradaki UL yapısını aldım. Şuraya yapıştırdım. Footer'ı da aynı şekilde kapatılmasını ekledim. Şu yapıyı aldım. Bunu da item template'in arasına ekledim. Tabii bu item alt menü ne zaman gösterilir hale gelecek? Eğer bir alt menü seçeneği varsa, değil mi? O zaman başlangıçta kapatalım. Olsun bilsin. Şunları da dinamik hale getirmemiz lazım. Eğer alt menüsü yoksa bunlar eklenmeyecek. Alt menüsü varsa eklenecek. O zaman şu Li'nin adını da bir belirtelim. Notepad'imizin bir kenarına şunu not alalım. Bu Li'ye eklenecek olan seçenek. Şu da UL'ye eklenecek olan seçenek. Öyle değil mi? Doğru mu yaptık? Yanlış yaptık. Şu Li'ye eklenecek seçenek. Bu da A'ya eklenecek seçenek. Li'ye ve A'ya. Onları da not alalım, unutmayalım. Bu Li'ye eklenecek, bu A'ya eklenecek. Şunları arka taraftan erişilebilir kılmak için buna Li adını veriyorum. Runet server diyorum. Yine aynı şekilde şunun adına ID A diyorum. Runet server diyorum. Arka taraftan erişebilelim. Index.html URL'i nereden alacak? Biz vereceğiz URL'i. Eval URL. Başlığı da yine aynı şekilde veri tabanından alacak, değil mi? Eval başlık. Aynı mantık şurası için de geçerli. Hocam bu değil mi? Güzel soru. Şimdi Word'den bahsedelim. Word'den bir örnekle bahsedelim. Şimdi sen numaralandırma ilmelerini burada nasıl kullanırsın? Seçersin, maddi imla hale gelsin dersin ya. Tamamı UL. Unordered list. Her bir satır ise bir li. List item'ın li'si. Tamam mı? Eğer bunlar böyle sıralı
olacaksa 1 2 3 A B C işte gibi olacaksa buna da OL adını veriyorlar. Ordered list, sıralı liste. OL li. Şu eval başlığı da alalım. Aldık, şuraya yapıştırdık. Şimdi bu yapımız hazır gibi duruyor. Şimdi geldi sıra bunu veri tabanına bağlamaya. Eğer sayfamız ilk defa yükleniyorsa, değil mi? Ana menüye hemen bir referans sağlayalım. Ana menü DB. M'si küçük müydü, büyük müydü? Hadi bakalım. Küçükmüş. Menü DB eşittir. Çeyrek mi geçiyorsun abi? Şunu yapalım, çıkalım. Repeater'ın data source eşittir menü DB'nin ana menü getiri. Sonra repeater menüyü bind et. Şu an bind ettik. Neye sadece bind ettik ama unuttuğumuz bir şey var. Önce tüm menüleri alalım. Tümünü alalım. Sadece üst menü ID'si 0 olan, yani ana menü halinde olanları aldık. Bunları da önceliğe göre sıraladık. Getirdik. Önce bunu bir görelim bakalım olmuş mu? Bir hatamız var. Sunucu biçimi uygun değildir. Uygun olmaz tabii ki. Hatalar çok. Header ASCX'e gel. Şunu tek tırnak yap. Şunu da tek tırnak yap. Aynı şekilde şunu tek tırnak yapmaya gerek yok. F5. Eval'la bağlantı sağlıyorsanız, bak oldu mu? Ana sayfa hayatı. Tabii bunların ikisi de yine uppercase'ler bir yerden true olarak geliyor. Onları değiştirmemiz lazım. Şimdi gelelim bir alt seviye menüye. F4 dedik. Bunun data, item data bound'unu bulduk. If dedik. Eğer E'nin item'ının type'ı eğer bir alternate veya bir item ise bilgiyi al elimizde tut. Her bir satırın data item'ı bir ne şeklinde? Bir ana menü şeklinde. Hemen repeater'ımızı bulalım. Tabii tümünü buradan da erişebiliyor olmamız, tüm hikayesine buradan da erişebiliyor olmamız lazım. List ana menü tümü diyelim, değil mi? Sonra bunu sil. Bunu da tüm dedik. Burada tüm olmaz. Tüm dedik. Kalsın. Var alt menü eşittir tümü ver. X'in üst menü ID'si bilginin ID'si olanları olacak şekilde al, bunları sıralamaya sok, liste çevir. Eğer altın count'u, yani alt menüsü varsa, o zaman repeater'a bir referans sağla. Var rpt eşittir, ne demiştik onun adına? Altındaki repeater'ın adına alt menü demiştik. Şunun başına tabi rpt eklemezsek ayıp olur. Rpt alt menü, repeater alt menü. Var repeater item'ının find kontrolü. Bu bir nedir? Repeater. Repeater'ın data source'u alt olacak şekilde bind et. Şimdi ufak bir hatamız, eksiğimiz dışında olduğu gibi görünüyor. Şuradan hani class'ları vardı, o class'ları işlemek gerekiyor. Bir, ikincisi tabi repeater'ın visible'ında tur yapmamız gerekiyor. Bakalım oldu mu olmadı mı? O class'ları da işleyelim. O class'lar neredeydi şimdi? Bir üst seviyedeki li'nin, bulalım onu da. Var li eşittir e'nin item'ının find kontrolü. Adı neydi? Li. Peki li'nin tipi ne şimdi? Hadi bu repeater. Bu ne? ASP kontrolü olmadığı için bu bir HTML kontroldür. Tamam. Li'nin attribute'leri var. Bunun class attribute'üne ne ekleyecektik? Şuraya not düşmüştük. Drop down bilgisini ekle.
Aynı mantıkla A'yı bulacağız şimdi. Bunun adı neydi? A'ydı. O da bir HTML kontrol. Ona ne ekleyecekmişiz? Drop-down toggle ekleyecekmişiz. Bakalım şimdi neye benzeri sistem. Şurada bir yanlışımız var. Bakalım o yanlışımız neymiş? Düşünelim. Lili değil, A'ya ekleyeceğiz dedik, değil mi? Şimdi oldu mu? Mis gibi oldu. Şimdi veri tabanına git. Şunu 1 yap. F5 yap. H1, H2 gelsin. H1'i en son sırada göstermek istiyorsanız bunu 5000 yaparsınız. 2, 3, 5 diye sıralanacak ya. O zaman H1'i en sonda görürsünüz. F5 yaptıktan sonra. Böylece yapıyı da menü yapısını da oluşturmuş olduk. Yalnız burada yine bir sıkıntı var. Her sayfa güncellendiğinde, her sayfa yenilendiğinde habire veri tabanına okuyup duracak mı bu şeyi? Evet. Menü yapısını. Her sayfaya gittiğinde okumasının bir anlamı yok. Sadece menüyü güncellediğimizde okutmak isteriz açıkçası, öyle değil mi? O zaman şuraya hiç girmeden, eğer bizim cache'imizde ana menü diye bir bilgi yoksa bu işlemleri gerçekleştir. Sonra cache'e at. Cache.add şu key'e şu value'yu attık. Şimdi bakıyoruz. Dependency olacak mı? Cache dependency, yanlış mı yazdık? Uzun uzun yazalım. Cache depend system.web.caching.cachedependency. Olmayacak ya. Null yaz geç. Hata verirse bakarız. Date time. İki tane durum var şimdi. Ya şu tarihe kadar bu cache'i geçerli kıl deriz. Ya da iki saat boyunca geçerli kıl deriz. Değil mi? Bir relatif bir bilgi verebiliriz. Şunu null geçmemiz lazım. Bunu null geçemeyiz. O yüzden şunu kullan diyor. System.web.caching altında cache altında no absolute expression bilgisini al diyor. Sonra sırada ne var? Sliding expression verme. Time span from bunu bir gün boyunca tutsun hafızada. Bir zararı yok. Bunu da verdikten sonra sırada ne var? Callback istiyor. Callback de yok. Oldu mu? Eksik bir şey var sanki. Hatamızı alalım sonra kontrol edelim teker teker. Parametreleri verirken hata yaptın diyor. Kontrol et diyor. Şimdi cache dependency'yi verdik mi? Evet. Sonra absolute'u verdik mi? Verdik. Sliding expression'ı verdik mi? Neredeyiz? Şuradayız. Verdik. Sonra virgül dedik. Ne unutmuşuz? Koyu olan priority'yi vermemişiz. Cache priority'si default olsun. Sonra removed bilmem nesi null olsun. Şimdi şu başlangıçta hatamız yok. Çalıştı sistem. Başlangıçta ana menü boştu, değil mi? Doldurduk. O zaman else kısmında zaten dolu olarak geliyor. Tümü eşittir. Cache'in içerisindeki ana menü bilgisini al ama ne olarak al? List ana menü tipinden al. Şimdi F5 dediğimizde F5 yaptığımızda artık veri tabanından değil hafızadan getiriyor. Bunu kanıtlamak için de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela H1 tagının adını H111 tagı deriz. F5 yaptığımızda yine H1 tag olarak duruyor olduğunu görürüz. Çünkü cache'den getiriyor. Böylece her sayfa yenilenişinde veri tabanında okumuyor. Cache'den okuyor, bize hız sağlıyor. Peki cache'i nasıl sıfırlarız? Ya kod yardımıyla cache.remove diye bir metod var. Ya da webconfig'de ufak bir boşluk eklersiniz, silersiniz. Webconfig'de yapılan her şey bütün cache'i temizler. Session'ı, mesh'ını vesaireyi ve veri tabanından tekrar okutmuş oluruz. Sistem çalışıyor. Tekrar adını değiştirelim, başlığı değiştirelim. Değiştirdik. F5 yaptığımızda yine bak H111 olarak kaldı. Neden? Cache'den okuyor çünkü. Sistem çalışıyor.
Sistem gayet güzel çalışıyor. Şu ana kadar neler yaptık? Birinci dersimizde Porto temasını parçaladık. Visual Studio Jaya çevirdik değil mi? Master Page'li formata dönüştürdük. İkinci dersimizde de örnek bir veri tabanı, örnek değil yani, kendi veri tabanımızı oluşturduk. İçerisine ana menü tablosunu ekledik. Ana menü tablosunu hiyerarşik yapıda olacak şekilde ayarladık. Ama kodda sadece şu an iki seviyeyi değerlendirdik. Üçüncü seviyeye gerek görmedik çünkü alt menüsüne de insanlar gitmesin. Sadece ana menünün altındaki alt menüye tıklayarak gitsinler istediğimiz için, dediğimiz için. Ardından ne yaptık? Bir tane class library ekledik. Bu class library içerisinde işte veri tabanı işlemlerimizi gerçekleştireceğimizi söyledik. Ana menü DB veri tabanındaki o menü yapısını okuyor. Hiyerarşik bir formatla bize döndürüyor. Şurada kullandığımız mantık rekürsif mantık. İnceleyiniz. Rekürsif yazalım onu. Tamam. Rekürsif metot diye aratın. Kendini çağıran metotlara rekürsif metot deniliyor. Burada alt menü oluşturur, kendisini çağırıyor ya. Bu rekürsivite. Güzel bir mantıktır ama fazla kullanılmaması gerekir. Hele ki hatalı kullanımı asla istenmez. Yanlış kullanırsanız sistemi sonsuz döngüye sokarsınız. Bu da stack overflow hatası verdirir. O yüzden dikkatli kullanmakta fayda var. Neyse şu dal klasörü, class library'si altındaki her şey veri tabanı işlemlerini yürütüyor dedik. O zaman biz de artık kod tarafından gelip, neredeydi bizim header'larımız? Header'ımız şuradaydı. Veri tabanından okunacaksa oku, zaten hafızadaysa hafızadan al, menüyü bas. Güzel iş yaptık. Güzel iş. Yapabilirsin ama menü öyle sık, çok sıklıkla değişen bir şey değil ki. Yeni bir şey eklediğimiz zaman işte admin'in sağ üst tarafına cache'i sıfırla diye bir buton ekleriz. Bastığımızda cache.remove ana menü deriz. Böylece bir sonraki giren kişi ana menü bilgisini boş olarak alacağı için tekrar bu kısım çalışacak. Tekrar veri tabanından orijinal halini okumuş olacağız. Hocam bilgisini yani olarak mı alıyor yoksa? Evet. İşte şu andan itibaren 13.28 saniyeyi de düşün. 13.28.17'den yarın 13.28.17'ye kadarki olan süre. Upload. Şurası ilk defa ne zaman çalışıyorsa. Yani siteye birinci giren, ilk giren kişinin ilk sayfa isteğinde. Tamam mı? Sonraki 24 saat boyunca hiç veri tabanına dokunmuyor. Direkt cache'den getiriyor. Aynen. Şu otomatik yönetilen bir sistem. Hani olur da server'ın RAM'i eğer dolmuşsa başka bir nedenden dolayı, başka bir siteden dolayı, başka bir uygulamadan dolayı, server'daki bir programdan dolayı vesaire. Cache sıfırlanabilir. Yani 24 saatten önce bir sürede de sıfırlanabilir. Ama fark etmez. Biz if bloğu içerisine aldık. Eğer silinmişse zaten tekrar dolduruyoruz. Güzel kod oldu. Bunu da durduralım.